buldunuz. Kahve gayet güzel. Sunumlar nasıl? Gayet güzel. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kahve fincanları sadece ben. Bunlar hediye. Mobilyacı hediye vermişti. Çok farklı desen. Evet evet. Değişik. Onları tasarımı zaten. Mobilyayı aldığı yer mi hediye etti? Evet evet. Ev görme. Zaten eşimin akrabası mobilyaları yaptıran kişi tabii. Hı-hı. O ev görmeye geldiğinde hediye getirmiş. Peki o zaman biraz salonumuzu yorumlayalım. Ne dersiniz? Evet, nasıl buldunuz Zehra'nın salonunu? Zehra Hanım'ın sütlü kahvenin hakim olduğu salonu oldukça ferah ve şık görünüyor. Biz renk uyumunu sevdik ancak yaşınıza göre hanımlar sizden daha cıvıl cıvıl renkler bekleyebilir bizden söylemesi. Bakalım neler diyecekler. Yani salon ben soğuk buldum açıkçası. Bir renk isterdim. Mesela bir turuncu, bir bordo. Bir pastel. Çünkü çok renge müsait bir salon. Çiçeğimde ben renk ama yetersiz. Çünkü o çok arkada. Yani ben isterdim ki kırlentlerim bu şekilde değil. Daha böyle turuncu, daha böyle renkli isterdim yani. Tonları mesela çok soluk kalmış. Evet. Böyle perden desenli, kırlentlerin desenli. Yordu. Renk istedi yani benim de gözüm. Kızlar. Bir yeşil istedim ben. Evet. Yani yeşil lazımdı buraya. Perdelerdeki aslında şurası güpürlü mü? Evet evet. O orası. Evet burası güpürlü. Hı-hı. Güzel ama yani daha düz tül olsa bence yormazdı. Bence odayı basitleştirmiş olmalıydı. Evet. Odayı, yani odayı basitleştirmiş. Evet. Evet bu odaya kesinlikle renk lazım. Bir turuncu, doğayı sevdiği için bir yeşil görmek isterdim. Perdelerini, halılarını veya fonlarını biraz renkli yapabilirdi veya perdelerini, halısını daha düz model seçebilirdi. Ben rengi çiçeğimde ve fonlarımda kullanmak istedim. Böyle uydurdum. Zaten benim bir oturma odam da var. Rengi orada kullanmak istedim. Burayı daha sade, soft renkler kullanmak istedim. Mesela işte mobilyaların işte desenli, masan desenli, sandalye, avantgard ağır. Ağır. Çok. Çünkü ben benim bir tane daha oturma odam var. Orada sade ve spor. Burayı misafir. Burayı misafir için olduğu için mecbur yani. Biz oraya geçtik. Mesela yani. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Renk gerçekten koltukların çok Halı güzel. Çok boş. Ama şuradaki şu şeyler çok basitleştirilmiş. Spor ne diyor boncuk kalmış. Mu diyorlar? Ne diyorlar? Yok, çok boncuk değil bu. Neyse gerçekten çok basitleştirilmiş. Düzenin koltuğu gerçekten mahvetmiş. Gerçekten koltuğun dümdüz. Hani basitleştirmek olsaydı. Demeyelim bence. Basitleştirmemiş çok ama ders. Bak belki şunu diyebilirsiniz. Uymamış. Hani bu biraz olmamış. Size spor gelmiş. Evet. Yani olabilir. Çok değişik bir şey var. Olmalı bunlar. Mobilya avantgard. Spor gelmiş evet. Olabilir ama şey mi diyor demeye çalışıyorsunuz? Hani her yer bej rengi. Bir renk lazım. Renkle yani patlatma. Belki fonlarla da patlatabilirdi, kırlentlerle evet. Patlatabilirdi. Ya da halıyla başka bir renk lazımdı odaya. Yani çok beyaz. Evet. Çok beyaz. Ben sağlık bir odası olduğu için ben böyle renk. İçin açılsın. Evet evet girdiğinde böyle oh ne kadar güzel bir salon denilmesini istiyorum. Böyle karartıcı değil de. Ama yine de çok evim de büyük. Çok büyük değil. Ve o yüzden evet. Her yerde açık renk tercih ettim o gerçekten. O mantıklı bak. Evet, salonları evet. Nedense artık yeni inşaatlarda hep küçük yapıyorlar. Evet yani. Evet. Çok ve dolayısıyla duvar boyasında vesaire de açık insanlar açık renk tercih gerekiyor. Etmek durumunda kalıyorlar. Ama evet. Açık renkten ziyade ben şunu da doğru buluyorum. Hı. Küçükse eğer mobilyanı ona göre aynen. Alabilirsin. Aynen. Çünkü senin mobilyan gerçekten çok büyük. Evet yani biz zaten küçük bile... diyorsun. Yine de çok büyük almışsın bunları. Yani evet. Mesela zigon sehpanın evet. Boyu benim boyum kadar. Yani bakayım. Mesela... ya topuklu var yani. Kızımız ama... minyon efendim. Bak, kameraları böyle. Böyle görüyorsunuz orta topuklu. Orta sehpan kullanmadığım için çok zigonlarımı büyük tercih büyük. Ettim. Hakikaten bayağı. Evet boy bir de rahat yani, bayağı. Gerçekten küçük olunca eğilmek zorunda kalıyorsunuz. Salon, koltuklar beni o kadar bunalttı ki gerçekten benim hiç tarzım değil zaten bunlar. Yoruldum yani gerçekten ve çok büyüktü. Tarzı benimle hiç uyuşmuyor. Dekorasyonunu beğenmedim salonu. Evet benim zigonlarım efsane oldu. Orta sehpa kullanmadığım için zigonlarımı büyük tercih ettim. Çok da memnunum gerçekten. İyi ki de yaptırmışım. Büyük olunca yine kullanışlı. Hayır. Kullanışlı. Ama şöyle bir şey. Ben onu alsam yanıma koysam böyle alacağım kahvemi. Çok ne büyük. İstersen öyle mi oluyormuş? Deneyelim. Getirir misin? Deneyelim. Hakikaten biraz geniş. Tamam bakalım hemen.
Buradan Bobby yaşlara da şöyle yemek masasının üstündeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Vallahi bunu otur iki kişi yemek ya akşamında. Çok büyük. Gerçekten yani sefa gibi. Daha rahat. Peki halının neden bir renk yok? O da beyaz. Hani koltukların tamam beyaz. Konsolun beyaz. Zigonların beyaz. Halın bari biraz renkli olsaydı. Evet. Çünkü gerçekten bu sefer de farklı bir renk olsa... Yani başka yerde de o rengi kullanmak zorunda kalacaksın. Koltukların minderlerini kullanabilirsin. Kullanmamış aşkım. Ben böyle tercih ettim. Açık renklerden. Halımı beğenmediler. Halımı basit buldular. Daha renkli olabilir dediler. Ben küçücük bir çocukla burada bu kadar rengi koruyabiliyorsam bence benden fazlasını istemeyin. Şimdi böyle büyük zigon arayanlar da olabilir. Bu üçlü zigonu kaça aldınız? Bu üçlü zigon 1 milyar. Çok. Milyar yok artık hatırlatamam. Yazıyorlar sosyal medyada. Gelinlerinizi hatırlatın diyorlar. Mobilyacı tanıdık mıydı? Evet, eşimin akrabası. O zaman neydi adı? Kerem. Kerem Bey selamlar. Yalnız biraz fazla battal boy olmuş bu. Bunun ayaklardan biraz alsam mı ne yapsam? Hani bir dengeyi sağlasak mı? Gümüş baksana. Mü gold mu tam kestiremedim yani. Kremin üstüne eskitme patine yapmış. Evet. Buna patine diyorlar. Zigon sehpasını hiç beğenemedim. Orta sehpayı zigon sehpa diye yutturmuşlar. Hiç beğenemedim. Hiç benlik değildi. Çok büyüktü. Onu bari de sizden rica edelim de şöyle bir kaldırsın. Önümüz açılsın. Ay teşekkür ederiz. Halının fiyatı ne aşkım? 1000 TL o da. Bak her şey 1000 TL burada. Evet. Hani 1000 TL'ye geldik gibi olduk. Bak hayır, hayır, çok ağır bir halı. Evet. Güzel halı ama... Peki ya koltuk takımının fiyatını da öğrenelim. Koltuk takımın, konsol hepsi dahil 35 bin. Sadece salon takımında. Birden işler. Bin giderken bu çok bir oldu. Bir de 3 yıldır evlisin. Daha önceden aldım. Ya özel tasarım olduğu için. Yani zigonlarda bari içinde olsa. Hepsi dahil. Hepsi dahil 35 bin. Koltuk takımı, konsol takımı sadece salona 35 bin lira vermesi gereksiz harcamaydı. Çünkü ona değecek bir mobilya yoktu ortada. Yemek masasındaki sandalyelerin şeyleri de çok avantgard üstü. Onlar da çok büyük kalmış. Yani bunlar büyük salon olacak mobilyalar. Masa çok büyük değil mi? Nikah masası gibi. Masa ideal aslında ama nikah masası koltuklar gibi. Nikah masası gibi bayağı büyük. Benim nikah masam şöyleydi. Yok canım abartmayın sizde bayağı bir yemek masası bu. 6-8 kişilik falan. Ya normalde böyle aslanın böyle kaplamalar var. Sizin evde nasıl masalar? Modellerin biraz daha içi kaplanıyor. Açılabiliyor yani. Bu biraz daha büyük olduğu için çok yer kaplıyor. Peki şey siz direkt evlendiniz bu eve taşındınız değil mi? Evet. Yani bu mobilyaları da bu eve göre aldınız. Evet. Bence bu eve göre almamışsın. Bu eve göre aldım. Doğru. Ama gerçekten mobilyaların çok büyük. Ya odan küçük zaten. Hani ama heves şey ediyorsunuz aşkım. Evet. Evimiz heves ediyoruz. Gerçekten. Beğeniyoruz. Geliyoruz eve koyunca biraz büyük kalabiliyor. Hani özel yaptırmış ya. Yaptırmışsın biraz daha küçük olmalı. Hani özel yaptırmayı neden kastettin sen? İşte koltuğun rengi. Tabii ki. Yok başka bir yerde gördüm modelini dedi. Gittim mobilyacıya söyledim. Benzerini yaptı dedi. Koltukların modelini şeylerin değil. Yok, zaten bunlar hazır vardı. Bunlar hazır vardı. Direkt gördüm. Onlar. Koltuklarımla uyuşturdum. O yüzden bunları beğendim. Ama geldiğinde gördüm ben böyle büyük olduğunu. Hmm. Hani oraya gidince çok hani heyecandan bakamıyorum. Yani ben de evime her şeyi özel yaptırdım. Biz eşimle birlikte her gün evlenmeden yani ama her gün artık delirmiş gibiydik. Evet. Mobilyacı da dışında ölçü alıyorduk. Yani yatak odasının halısını bile standart bir ölçüsü vardır onun. Ben çok güzel standart şey ölçüyü de değiştirdim. Çünkü neyse, benim de evim gerçekten geldiğinde göreceksiniz. Ama şöyle odam bir şey var. Küçük. Bizim bu evde kiracı oturuyordu. Doluydu. O yüzden her yeri ölçemiyordu. Tabii. Hiç ölçemedik hatta çünkü buralar hep doluydu. Çekyat, yatak her şey doluydu. O zaman yeni evlenenlere tavsiyemiz nedir? Mezroyla gezin. Ölçüyle gezin. Anında mobilyaları almadan böyle elinizde ölçün, biçin, dikkatli alın. Yok, ölçerdik. Evet, evet. Ve nereye gidelim? Mutfağa. Evet. Evin kalbini. Ben demedim. Gördünüz kızlar evin kalbi diyor. Sosyal medyadan yazıyorlar. Birinci kalbi. Birinci kalbimi katılıyor musun? Evet, evet. O zaman kesinlikle. Biliyoruz. Aşk yaşıyoruz mutfakta ya. O kadar.